Bu dünyanın sonu ilk adımlarımla başlıyor. Selamlar. Bugün TR Elmasura'dayız. Sezonun ilk başlangıcı olduğu için geçen sezonun Master Grand Master Yosu gibi düşünebilirsiniz. Neden başlayacağım? Bot'a doğru oynamak istiyorum. Lee Sin 3 level'da bot ormanı dönüp bot'a gank atarsa eğer burada rakip ormana girip çalabiliriz tabii ki de. Bot lane'imize söyleyelim. Lee Sin red'den başlıyor arkadaşlar. Bakın top lane hemen çıktı. Bot lane hala geliyor. Burada full clear atmak istediğim için iki kere Q'ya vereceğim. Şu an bot lane'imize dikkat etmesi gerekiyor ama. Tam şu an gelebilir. Bir de bakabilir. Tam mid ya da bot'a bakacak büyük ihtimalle. Bu arada top lane'im eğer dive yiyecek olsaydı veya lane'de açılmış olsaydı direkt base'i koyup base atıp eşya alıp topa gidebilirdik. İki tane uzun kılıç almış olacaktık. Böylece 2v2 rahat kapışabilirdik. Ama şu an gerek yok. Top lane'imiz risk altında değil zaten. Bir ampiri alacağız. Öyle üstü döneceğiz. Da çarpımı da hemen atacağım. Şu an mid lane risk altında ama. Bilsin bayağıdır bir şey denemiyor. Çal da base atacağım. Daha orman çıkmadığı için zaten acele etmeme gerek yok. Lee Sin dediğimiz yerde çıktı arkadaşlar. Şu an o bot ormanına gidecek ama eşya almadığı için yavaş dönecek. Şöyle ping diyelim. Bot lane'imiz göre göre ölmesin. Yani bizimkiler ölmese eğer bayağı öne geçeceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü onun daha kayıcılar duruyor. Biz şimdi alıyoruz. Rotasyonda bayağı öne geçeceğiz farmda da. Tekrar üste dönüp base attığımızda topa gelip kurtçukları alacağız. Dakika 5'te çıkan canavarları. Bakın her geldiğimiz kamp yeni çıkıyor. Yani bir vakit kaybetmiyoruz böylece. Orada full clear attıktan sonra midde bir bekledik pozisyon olursa diye. Orada arkadaşlar bir bug var. Bakın şimdi. Yampiri bu da Lee Sin aldı. Biteceğine yakın sarı sarı yanıyor ama şimdi çıkmayacak. Yani Lee Sin kurtlandı büyük ihtimalle. Ama bota da koşuyor olabilir tabii ki. Burada bir bota doğru bir gideceğim. Evet. Lee Sin orada. Çok garip boyun döndü orada. Bu işin zaten yekti kim yolların içine. Belliydi ama Lee Sin'in geleceği. Bot ormanı dönmüş. Bota gitti işte free kill görünce. Şu an Lee Sin top ormanı duruyor arkadaşlar. Şimdi üstüne döneceğim. Top lane'e doğru gideceğim. Lee Sin üst ormanı dönüp topa bakmak isteyecektir. Top lane'i korumuş olacağız. Çıltığı zamlanmış arkadaşlar. 10 yetenek hızı eklemişler ama 300 gold pahalanmış. Çok iyi olmamış bu bizim için mesela. Yetenek hızı o kadar önemli değil mesela çoğu şarda. Ekarim için vesaire iyi. Şimdi Lee Sin kurtlar da büyük ihtimalle. Bunu biliyoruz. Aslında o gelene kadar burada yampiri alalım. Bunu alta doğru kovalayacağım. Bir de doğru. Lee Sin üstten çıkıp bunu şey almasın diye. Burada kurtçuklara giremeyeceğiz çünkü Kyle base atıyor. Tek başıma kalacağım. Rakip ormana da bakamam. Lee Sin oynadığı için. Yani Lee Sin bize karşı daha güçlü. Erken oyunda bir egodan daha güçlü bir çar. Burada red'i alıp kurtçuklara gideceğim. Shen botta olduğu için ulti atmış. Top lane'imiz push alacaktır. Lee Sin de top side'de büyük ihtimalle şu an. Çarp atabiliriz. Bir tane daha geldi zaten. Tamam Lee Sin burada. Lee Sin'e kapışabiliriz. Eşya farkımız var. Hala base atmamış çocuk. Syndra buraya doğru geliyor. Totem yok burada bekleyebiliriz. Anladım ki günahların en büyüğü aşkmış. Buna giriyorum artık. Totem yoktu burada taradık. Syndra da o kadar uzaklaşmadı midlane'den hani bunlara gelip totem atacak kadar. Mazhar da geldiği için şu an çok kaygılamama gerek yok. Ben üstüne döneceğim arkadaşlar. Lee Sin bota doğru gittiği için aynen öyle gitmiş bile. Ejderhaya girerse orada olalım. Bota doğru ormana dönelim. Ben biraz yavaş boyun geçiyor ama yapacağım bir şey yok. Çünkü bizim bot lane tam o sırada agresif oynuyor. Bakın Lee Sin botta olacağı zaman. Çünkü bunu kestirmeleri gerek.
Biz doğru olanı yapacağız. Oyunları taşıyabiliriz. Çarpım yok burada. Mavi bir tane vurup kendime doğru çekeceğim. Ama vurmaya devam etmeyeceğim. Çarpım yok. Pike bize geliyor. Aslında bizim takım yakın buraya. Bakın yani yakınlar buraya. Neden gelmiyorlar bilmiyorum. Lucian gelmiyor hala. Pike buralarda. Burayı çok rahat alırız. Lee Sin ultisi yok. Çarpım yok. Buraya devam etmeliyiz. Daha iyi oynanabilirdi burası ya. Aslında çarpım duruyorken hazırda. Ejder'e girmeliyiz. Lee Sin çarp yok çünkü. Pike geliyor buraya ama o bir şey yapamaz ya. Tamam dur, burada çıkabiliriz. Aslında Samira tek başına orada ama 1v2 mi atıyor orada? Yok ölmüş. Bakın arkadaşlar bizim bot lane'imiz de şu geliyor gibi. Rakip bot lane de aynısını yapıyor. Hani bundan atıyorum. Genelde rakip de hata yapar. Siz onları kollamaya çalışın. Ben mesela orman dövmeye devam edeceğim. Garip garip hareketler yapmayacağım. Üst ormanım döneceğim. Kayı zaten base attı. Eşyam bitecek. Biz Lee'sinden daha iyi bir çarız açıkçası. Mesela bu yüzden kendime oynuyorum hep her seferinde. Hem ejderhayı aldık hem kurçukları aldık. Bir tane de kill'imiz var. Yani her zaman 2-0 olmayı ya da 3-0 olmayı beklemeyin erken oyunda. Üstelik ormanda da öndeyiz rotasyonda. Farm sayısında. Buraya alıp bota gideceğiz. Artık Lee'sini takip etmeye çalışacağız. Çünkü ondan daha güçlüyüz. Tabii yeni eşyalar olduğu için bir anda beklemedik hasarlar yiyebiliriz. Daha bugün ikinci günü yeni sezonun. Normalde bot lane'imin ölmemesi gerekiyordu. Bakın şimdi çok rahat gank atabilirdik. Aslında bayağı damage'im var şu an. Girebiliriz. Ama burası totemli gibi biraz. Hayko görürsem flash atabilirim aslında. Ben bir de koşacağım. Kesin orada. Ultim olmadığı için onu da zor kapışırım ama tamamlanmış bir eşyam var. Güçlü kuvvetim var. Onunsa eşyası bitmemiş. Canımız da full. Kapışabiliriz. Tam gerçek zaten. Mid farmını alalım. Syndra'ya bulaşmayacağım. Zaten kesemeyeceğiz. Ve de alıp kurtçuklara gideceğiz. Kayılımız iyi gibi biraz. Onu oynayabiliriz. Onu korumaya yönelik. Böyle gözünüze kestirmez gerekiyor takım arkadaşlarınız. Hani hangisi iyi, hangisi değil. Lee Sin çalabilir diye girmedim. Kayılın ultisi var burada. O yüzden bunları almayı oynayabiliriz. Syndra'da push yediği için rahatça oynayabildik arkadaşlar burada. Mesela Syndra pushlamış olsaydı burada daha temkin oynamamız gerekiyordu. Duvar dibine doğru kaçardım. Onu alıp flashla çıkabilirdim eğer Syndra gelseydi. Bunları hesaplamanız gerekiyor. Şimdi burayı alacağız. Kayacıl da alacağız. Base atıp bota gideceğiz. Buradan da Gromp'u kurdu alacağız ki rotasyon bozulmasın. Mesela önce kurdu alırsak çok garip bir rotasyon oluyor. Hep sırasıyla çıksın istiyoruz. Diego'yu 3. eşya altının son deneyeceğim. Bayağı güzel olabilir çünkü Q'muz iki kere tetiklediği için onun tetiklerini. Velvet'teki gibi bir debuff yok. Hani Velvet'in pasifinden dolayı %25 daha az vuruyor onun tetikleri ama Viego'da öyle bir şey yok. İki kere tetikleyebiliyoruz Q'muzla. Her bir skill attıktan sonraki vuruşumuz iki kere vurduğu için Master Yi gibi. Bu alamet çıktı hemen. Gene bot ormana döneceğim. Botta bir olay çıkmazsa alamete doğru gideceğiz. Bakın normalde Lee Sin bize karşı güçlü erken oyunda. Ama eşit götürmemiz bile çok iyi bizim için. Üstelik tüm objektifleri topluyoruz. Tamam. Syndra buralarda. Kendimi göstermeyeceğim. Dive denerlerse diye arkada bekleyeceğim. Lucian'ın olduğu yerde bekleyeceğiz. Ben beni görmediler hala. Lee Sin topta. Bunu alıp hemen topa koşacağım. Aslında ejderhayı da alabiliriz. Ya yani bot lane'i kesersem eğer ejderha oynayacağım alamet salıp. Takımından biri katledildi. Agresif oyuncak gibi o Pyke. Gidiyorum hemen arkadaşlarımla. Alamete koşacağım. Saldım alamet arkadaşlar burada. Görüleceğim çünkü giderken. Yampiri alıp Ejder alabiliriz.
Rally'si nasıl benden önde level'da hiçbir fikrim yok. Bazen böyle oluyor. Yani geride kalma experience diye bir şey var arkadaşlar. Yani listeden fazla farmımız var. Daha çok objektif aldık. Oradan da experience aldık. Ona rağmen çocuk önümüzdeydi. Burada botta dive olayı olmasaydı eğer, orada alameti oynayacaktık, lakin yapacak bir şey yok. Burada olmasaydık da dive yiyecekti belki de bizimkiler. Normalde alamet ejderden daha iyidir ama bot lane'imizi korumak adına bunu yaptık. İşte biraz daha yüksek olan başlardan bahsediyorum arkadaşlar. Hani bu maç biraz daha hani dediğim gibi Master Grand Master Rally olduğu için ne kadar takım biraz garip de oynasa yani düşük elo'da farklı olabilir. Şu an Kai ile koşacağız şu an. Ama koşmayacağız. Ama bizim çocuk umarım orada ölmez. Aslında bait diyebilir Kai ile onları. Kayıt geliyor. Bizim çocuğun ultisine 5 saniye var ama Kaido'nun ultisine 5 saniye varmış. Neden öyle oynadı acaba? Ultisi de yoksa yani bilmiyorum. Orada ultisi gelince oynar diye düşünüyordum. Hayat öyle de. Burayı alıp top lane'i korumaya gideceğiz. Lee Sin bir de gidiyor ama yapacak bir şey yok. Lee Sin burada oyalanırken bakın biz gidip redimizi alacağız. Tabi burada eş göre göre bile ölebilir arkadaşlar. Oraya yaklaşır bir pay Q'su yer ölür. Şu an oyunu soğutmak daha iyi bizim için. Çünkü Kayle'ımız var, Viego'muz var. Lee Sin düşecek. Mesela TF'lerde taşıyabiliriz. Kayle ultimiz var çünkü. Şu an Kayle'in yanına gideceğim. Hem Lee Sin üst ormanı var mı yok buna bakacağım. Şu an bot lane'i korumaya gitmesi lazım ama bizimkilerin. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Sen direkt kapattık. Burada hemen W atmayacağım. Flash atabilir. Burada onu kesersem diğerini de keserim. Gel Kaylus'un atlası güzel oldu. Bakın bir anda Lee Sin'in önüne geçtik arkadaşlar. Dediğim olay bu. Ejderhalar da stackledik. Ben yani iki ejderimiz var. 3 tane kurt, 6 tane kurtçuğumuz var hatta. Yani bayağı iyi objektif yaptık. Ama bir ben alayım zaten mağazalara gidecek. Experience'a geri düşmeyelim. Neden gelip almadı acaba burada? Bilmiyorum bunu. Geleli bayağı oldu bu özellik. Takıma yakın oynayacağım burada arkadaşlar. Ben. Önce gromp almamı gerek. Tupa doğru ormanı döneceğiz. Daha sonra geri ejderi geleceğiz. Zaten üstümüzde çok para olmayacak o zaman. Direkt yürüyerek gelebiliriz. Şu an ejderi hazırlık yapması gerekiyor bizim takımın. Bu değer üstüme çok para olacak olsaydı direkt base atıp eşyalı böyle gelirdim. Toptan bota doğru dönerdim arkadaşlar. Ama şimdi acil alacağım yürüyerek gideceğim zaten. Peki takım doğru da görüş almıyor şu an. Lee'sini topta atla. Direkt gidiyorum burada kayıcıl salıp. Duvar bayağı bozuyor bizi arkadaşlar. Baksana da şuna. Yolumuzu bayağı uzattı. Oy. Şen mekaniklerimiz çok iyiydi arkadaşlar. 3 yıldır Şen oynamıyor olabilirim. Ya da bir bahane değil tabii ki. Çok basit bir skill o eskili ama çaktırmayın. Viego benim eski mailimdi. Bayağıdır oynamıyorum. Videoları bir sevemedim nedense. Şu an bir kasamadım. Yüksek eloda çalışmıyor arkadaşlar. Zırhleşme bir yer. Zaten pek iyi değildi yüksek eloda.
Daha da bir garip olmuş. Bak bunun sonuna gideceğim. Syndra'dan tek yememek için. Şu an bizi beklemesi gerekiyor takımın ama. Şu an orada girip çalabilir onu. Bakın çok garip bir şekilde Pyke'a falan kalabilir. Normal dönmeye gitmeyeceğim. Takımın etrafında oynayacağım. Baronumuz olduğu için lane itmek istiyoruz. Orman dönmeye ara vereceğiz. Arkadaşlar sizlere genelde bu yüksek elo maçlarda çok hani agresyon beklemeyin. Hani böyle girip 1v5 penta attığım bir şey beklemeyin. Ben sizlere hani oyun bilgisi öğretmek istiyorum daha çok. Hani nasıl oynamalısınız, ne yapmalısınız. Yüksek elo gameplay seven arkadaşlar için biraz daha hani bakın 5-0-3 oynuyoruz. Tüm objektifleri topladık vesaire. Bunları nasıl yaparsınız diye farmın önemini anlatmak istiyorum sizlere. Tabi bazı oyunlar çok agresif geçiyor. Counter jungle yapıyorsunuz bazen vesaire. Bakın içlik böcekleri çünkü altısında topladığımız için her birimiz için ikişer tane çıktı burada. İçlik haşereleri. Burada skillinizi kullanın arkadaşlar sürekli. Güçlü kuvveti çalıştırmak için. Bakın gerçek hasar da atıyoruz buraya. Sizlere biraz daha yüksek öyle bir maç göstermiş olduk. Lee Sin Viego için aslında zorlu bir rakiptir. Çünkü erken oyunda bayağı agresif oynayabiliyor ama biz onu da düşündük. Mesela neden Red'den başladım burada? Lee Sin Red başlayıp kendi ormanıza gitse onun ormana gidecektik mesela. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz diğer videolarıma da göz atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.